Bir Skype bağlantısı daha yapacağız ve Ümit Aktan'la ağırlıklı olarak Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Ümit Aktan, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hemen izlediğimiz haberle başlayalım. İsterseniz Mesut Özil krizinde her geçen gün yeni bir perde açılıyor. Bu kez de kız kardeşinin düğününe gidip orada dans ettiği gerekçesiyle taraftarlardan bir tepki gördüğü ve bu nedenle Fenerbahçe'yi sosyal medyada takibi bıraktığı ile ilgili bir haber gündeme oturdu. Şimdi oradaki mesele kız kardeşinin düğününe gitmesi bir futbolcunun yapmaması gereken bir davranış değil. Dans etmesi de yapmaması gereken bir davranış değil. Belli ki iplerin zaten koptuğunu biliyorduk da bu iş bir boşanmaya doğru gidiyor. Şimdi bir futbolcuyla yollarınızı ayırmak öyle boş ol demekle olmuyor. Dolayısıyla bu bir anlaşmalı boşanma mı yoksa nafakalı bir boşanma mı olacak? Sancı ve sıkıntıya dönüşebilecek tarafları var mı? Bunları göreceğiz ama belli ki yolları ayrılmış. Artık Mesut'un çok istediği Fenerbahçe'de geçirdiği o dönem noktalanmış ve pek de verimli olmamış. Hem Mesut açısından hem Fenerbahçe açısından. Bundan sonrasını izlemek lazım ama bence bardaktan bir damla taştıysa o da düğünde dans etmesi olacak herhalde. Peki şimdi menajerin hafta içinde yaptığı açıklamalar vardı. Mesut Özil sadece Fenerbahçe'de bırakır futbolu. Fenerbahçe'den başka bir takımda forma giymesi gerekirse kariyerini sonlandıracak, e-spora yönelecek şeklinde açıklamalar ki Fenerbahçe sevgisini de bu kadar çok dile getiren bir oyuncunun şahıslara değil de doğrudan kulübe yönelik bir tepki vermesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu kulübe yönelik bir tepki mi bilmiyorum. Bu Mesut'un bundan sonraki hayat yolunu planlamasıyla ilgili bir tavır olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde kulübe yazılmış bir mektup olduğunu, zarfın içerisindeki düşüncenin Fenerbahçe'yi zor durumda bırakacak bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Mesut Özil Fenerbahçe ile yollarını ayırırken belli ki futbol hayatını da noktalamayı planlıyor. Şimdi Mesut Özil Arsenal'e dönebilir mi? İspanya'da oynayabilir mi? Beşiktaş'a gidebilir mi? Galatasaray'ı alır mı? Karagümrük'e gider mi? Türkiye'de herhangi bir takımda oynar mı? Bütün bu soruların cevabı olumsuzsa demek ki Mesut e-sporda faaliyet gösterecek. Ticari işlerine yatırım yapacak. Futbol hayatını, o efsanevi futbol hayatını bu şekilde noktalamış olacak. Ama büyük bir futbol virtüözü daha ayaklarının ona ne kadar hizmet vereceğini bilmediğimiz bir ismin kalkıp da Fenerbahçe'den sonra başka bir gömlek giymesi bana pek mümkün görülmüyor. Belli ki noktalıyor ve Fenerbahçe'yi de mümkün olduğu kadar kırıp dökmeden bunu yapması lazım. İleride belki yollar tekrar barışır. Bir şekilde Fenerbahçe'nin bir hizmetkarı olarak yoluna devam edebilir. Çünkü iyi bir Fenerbahçeli olduğunu hep vurguluyor. Zaten bu klasik bir yöntemdir. Mesut bunu içinden gelerek yaptı ama birçok oyuncuyu bugün görüyoruz. Ben hayal ettiğim takıma geldim. Çocukluğumdan beri bu takımı tutardım. Burada oynamak istiyorum. Bizim hoca en büyük hoca. Çubuklu forma, parçalı forma benim çocukluk hayalimdi diyerek kendilerine tercümanlar vasıtasıyla empoze edilen bir metni seslendiriyorlar. Mesut öyle değil. Mesut metnini kendi yazıyor. Dolayısıyla bence futbolu bırakma noktasına gelmiş artık. Peki takıma geri dönüyorum. Şimdi Jorge Jesus yönetiminde her hafta bir idman açılıyor basına ve taraftarlara. Taraftarlar da Jesus'un çalışma biçimini yakından görme fırsatı buluyorlar. Yeni transferler de o idmanlara katılmaya başladılar. Geçen hafta daha hareketli gibi gözüken o transfer gündemi Fenerbahçe'de şimdi yerini biraz daha farklı adaylara bırakmış gibi görünüyor. Siz nasıl görüyorsunuz şu anda Fenerbahçe'deki transfer gündemine dışarıdan baktığınız zaman? Ezgi, Fenerbahçe'nin kadrosunda çok sıkıntı verecek boyutlarda bir şişme ve büyüme olduğunu hissediyorum. Çünkü bu kadronun içerisinden eksilmeler henüz yapılamadı. Ama bu şişmenin de şurada Temmuz'un son haftasında
bir Dinamo Kiev maçı bekliyor ve çok önemli bir maç, çok hayati bir maç Fenerbahçe için. Dolayısıyla bu takımın içinden çıkaracağı 11'i oraya hazırlama planı içerisinde. Fakat yerli oyuncu sayısı ayağını bağlayabilir. Bakın, kalede Altay, Serdar'ı da koydunuz 2, Ferdi'yi koydunuz 3. Dördüncüyü bulacağız. Dördüncü kim olacak? İrfan Orada Can. Bir sıkıntı başlıyor. İrfan Can 4. Peki biri sakatlandı. Mecbursunuz Türk oyuncu kontenjanı nedeniyle Arda ile oynamak zorundasınız. Arda oynamak zorunda kalacağınız bir oyuncu değil. Oynatmak ve parlatmak durumunda olduğunuz bir oyuncu. Ama Jorge Jesus'un böyle bir çaba içerisine gireceğini pek beklemiyorum. O bir an önce Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kendini atmak amacıyla hazırlayacağı takımı bu yarışmaya götürmeyi planlıyor. Burada da elindeki yabancı sayılarıyla birlikte bir sıkıntıya dönüşebilir. Çünkü bu dördünün, dört oyuncunun da 60 maçın altından kalkması mümkün değil. Sakatlığı var, kartı var, cezalısı var. Serdar Aziz zaten her an sakatlanabilen, kart alabilen ama mutlaka kadroda olması gereken bir oyuncu. Kaleci Altay'dan vazgeçemezsiniz. Ferdi, İrfan Can. Yani gelen yabancı sayısının çok fazlalığı nedeniyle bir küçük problemle karşı karşıya kalabilir. Ama o problemi belli ki göğüslemişler. Bütün hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Bütün konsantrasyon oraya, transferler oraya yönelik ve bence de bu doğru. Doğru, oraya kaldıktan sonra biz nasılsa Ağustos ayında da transfer söz konusu. Sosa'yı, işte Kimmince pazarlığını, işte Zalai kalır mı gider miyi, takımın içerisindeki vazgeçebileceğimiz oyuncuları o zaman düşünürüz diyorlar ve bence de doğru yapıyorlar. Şimdi Kim Min-jae'yi aslında biraz sormak istiyorum. Bu doğrultuda belki biraz Abdülkerim'den de bahsederiz. Kim Min-jae ile ilgili Jesus'un normal şartlarda bir sene daha kalırsa iyi olur raporu verdiğini biliyoruz. Ancak Ali Koç da söylemişti, oyuncuyu elde tutmak zor. Her gün yeni yeni haberler görüyoruz. Bu noktada tabii ki Abdülkerim için de bir ilgisi var Fenerbahçe'nin. Bu iki oyuncuyu birlikte değerlendirirseniz neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim. Benim açımdan transferin şöyle bir mantığı var. Mesela giden oyuncunun yerine özür dilerim, muadilini koymak gerçek bir transfer hamlesi gibi görülmüyor. Şimdi Trabzonspor Vakayeme'yi gönderiyorsa, yerine Trezeguet'i alıyorsa Vakayeme kadar gol atabilecek, Vakayeme'den daha fazla da gol attırabilecek bir oyuncuyu takıma koymaya çabalıyor. Bir Kaan Ayhan, sağ bek, stoper, ön libero, forvet arkası oynatabileceğiniz bir oyuncu. Dört pozisyona birden bir oyuncu alıyorsunuz ve bu bir yerli oyuncu oluyor. Bu da bir avantaj. Transfer böyle planlanmalı ve böyle düşünülmeli. Şimdi orada Abdülkerim bardakçıyı aldığınız zaman Kim Min-jae'nin yerine çok önemli bir transfer yapmış olursunuz. Ama Zalai ile birlikte kullanamazsınız. İki sol ayaklı bir arada yan yana olmaz. Ya Zalai ya Abdülkerim. Oysa Abdülkerim bardakçı şu anda Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyun planına daha yatkın, daha uygun bir transfer gibi geliyor. Markao'nun gidişiyle oraya sol ayaklı bir stoper hem de bir Türk oyuncu kontenjanı alarak ve oyunu da doğru başlatan bir isim alıyorsunuz. Beşiktaş için de orada bir sol ayaklı stoper, bir de Wellington'dan arınmış bir Beşiktaş savunmasında çok faydalı olabilecek bir isim alıyorsunuz. Fenerbahçe Abdülkerim'in gelecek planlaması için üçüncü hedefi olmalı. Çünkü önce bir Zalai'yi halledin. Sol ayaklı, sol bekte oynatabiliriz. Bir stoper. Yanına Abdülkerim durmaz. Bu takımın sağ tarafı koridor olur. Sol taraftan kimse gelemez. Böyle bir mantık var. Dolayısıyla ben Abdülkerim bardakçının doğru transferde kendisinin takım seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanıyorum fiyatlar, ödemeler de birbirine çok yakın. Galatasaray biraz üzerine çıkmış diye düşünüyorum. Ama takas da çok önemli. Mesela Abdülkerim bardakçıya 2 milyon euro veririz, üstüne de Samatta'yı veririz dediğiniz zaman ben yani İlhan Palut'un ve Sayın Başkan Gökşen'in bir düşüneceğini düşünüyorum. Samatta'yı ne yapayım diyecek. Nerede kullanayım diyecek. 2 milyon euroya da Abdülkerim verilmez. Başka bir oyuncu önermesi lazım.
O da diyecek ki bana ver Ferdi'yi, 2 milyon da ver al Abdülkerim'i diyecek. Böyle bir pazarlık söz konusu ve şu anda sanıyorum bu aşamadalar. Bunlar görüşülüyor. Belki Ferdi değil ama başka bir isim görüşülüyor olabilir. Pelkas olabilir mesela. Hem Fenerbahçe bir oyuncu eksiltmiş olur, hem Konyaspor'un işine yarayacak bir oyuncu modeli oraya konmuş olabilir. Aynı şekilde Galatasaray'da çok gerekli olan bir nokta orası. Ama takasta kimi vereceksiniz? Okan Buruk'un mutlaka 11'inde kullanılacağı bir oyuncuyu vermek istememesi doğal. Ama vereceğiniz oyuncunun da Konyaspor'un, ki bu ligin ikinciliğini son anda kaybeden, üçüncü olmuş Şampiyonlar Ligi'ne gitme söz konusu olan bir takımından bahsediyoruz. Oraya vereceğiniz oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde o takıma katkıda bulunması lazım. Konyaspor'da herhalde futboldan biraz anlıyor ve dolayısıyla kimi alıp kimden faydalanacağını gayet iyi biliyor. Öyle size şu kadar para verelim, bir de şu oyuncuyu verelim, dönemi bitti. Anadolu kulüplerinin geçen sezon nasıl kök söktürdüğünü biliyoruz. Evet. Bu sene daha da beter kök söktürecekler. Peki Ümit Ak'tan çok çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum tekrar size. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.